Yok bir kişi. Ben şimdi kendi bulduğu da yaptınız. Aslında yani ağır yükü taşıyacak bir sorumluluğu alacak bir arkadaş bulmuşuz. Dediğiniz gibi sorumluluğu. Değerli arkadaşlar, daha önceden 7 kez yapılmış olan turizm çalıştayına ilişkin. Biliyorsunuz 2019 Aralık ayında yönetim olarak Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nur Ersoy Bey ile İstanbul'da görüşme yapmıştık. Hem turizm çalıştaylarını sürekli hale getirme noktasında tekrar bunu süreci başlatalım. Hem de o zaman Didim'le ve Çeşme ile ilgili çok ciddi bir bakanlığın çalışması vardı. Bakan Bey'in de beyanları vardı. O çalışmalar noktasında da bakanlığımızın hazırladığı çalışmayı Didim'de bir sunum yapmasına imkan vermek ve Didim'de bir bakıma onun tanıtımını yapma noktasında da öncülük etmekti. Fakat arkadaşlar Mart ayında başlayan pandemi bütün süreci alt üst etti. Ve toplum ve dünya o anda çok sert tedbirler aldı ve bütün sistem kesintiye uğradı. Tam üzerinden pandeminin bir yıl geçti. Bir yıl geçti, ilk koyduğumuz reflekslere bakıyorum. Bir vaka olduğu zaman bütün ülke, hatta bütün ülkeler kapandı. Bugün ülkede dünkü vaka sayısı 20 binin üzerindeydi. Ama biz bir takım kurallara uyarak normal hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz. Bu noktada turizm çalıştayının devam etmesi noktasında yönetim kurulu olarak bir karar aldık. Yüzde çalıştay yapma imkanımızın olmadığını gördüğümüz için de arkadaşlar bunu webinar üzerinden internet ortamında sürekli sağlama adına bir çalışma olarak planladık. Bu hafta Perşembe günü bir turizm çalıştayı gerçekleştirmiş olacağız. Bütün hepinizi, tüm basın mensubu arkadaşlarımızın kayıtlarını da Ali Bey önceden yapmak kaydıyla, olmanız kaydıyla programımızı izlemeye davet ediyoruz. Turizm çalıştayının amacı, değerli arkadaşlar, bu COVID zamanında olsa bile bunun sürdürülebilirliği, sürekliliği ve yaşadığımız süreçte turizme ülkemizin ve dünyanın ne kadar ihtiyacı olduğunun tekrar farkındalığını yaratmak, önümüzdeki süreçlerde çalıştayın devam edeceğini ifade etmek ve bu COVID sonrasında dünyadaki turizmdeki fırsatlar, tehditler, turizmdeki değişimleri bu çalıştayın da ana konusu yaptık. Dolayısıyla bu çalıştayda amacımız arkadaşlar o süreci tüm paydaşlarıyla beraber kısıtlı imkanla da olsa, kısıtlı katılımla da olsa, evet etkisi canlı olan kadar olmasa bile bunun kurumsal olarak devam ettirme isteğinden kaynaklandı. Ben şimdi imkan bulduk da